Şimdi yeni bir tartışma da var. Türkiye Cumhuriyeti sandık başında kurulmamıştır demişti MHP lideri Devlet Bahçeli seçim sonrasında. Özgür Özel'den bir yanıt geldi. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçü lisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de bunu affedelim dedi CHP Genel Başkanı. Laf ola beri gele. Peşi sıra MHP hukuk ve seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir açıklama yaptı. Arkadaşlar bir taraftan ekrana da yansıtabiliriz. E sert de bir açıklama bu arada. Şöyle dedi, bayram sabahı Hatuniye Camii önünde iyice ucuzlaşmış taklit tavırlarına kimse inanmadı dedi. Bu Özgür Özel'in açıklamasıydı. Fethi Yıldız ne söyledi? CHP'nin muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel'in Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı. ifadelerini kullandı. Sonunda da şöyle demiş Osmanlı Türk Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler notunu düştü. Ne demek istiyorsunuz Alihan Hocam? <laughs> o yüz ifadenizde. <laughs> yani <gülüyor> Sert bir, açıklama. Sert bir açıklama olmuş ee, ama normal Fethi Başkan'ın <laughs> genelde e, böyle bir şeyi de var. Böyle bir üslubu hep var siyaseten de kullandı Sonuçta Özgür Bey'in yaptığı açıklama bence biraz e, siyasi terbiyenin dışına çıkan affedelim falan gibi şeyler. Bana <laughs> çok şık gel gelmiyor açıkçası <laughs> en hafif tabirle. Burada anlatılan başka bir şey de var. Sonuçta bu ülkenin bu rejimin nasıl hep biz biliyoruz değil mi? Bir milli mücadelenin Tabii. akabinde kuruldu. Burada da Devlet Bey tarihi bir gerçeğe dikkat çekiyor. Bu biz bu rejimin nasıl kurulduğunu biliyoruz sonuçta. Bir e, Birinci Dünya abi. Savaşı sonrasında e, kurulan bir rejim var. Bir devlet var aslında burada ülke var belki de doğru tabirle. Ve Milli Mücadele neticesinde kuruldu. Anti emperyalist ve milliyetçi bir mücadelenin neticesinde kuruldu bu ülke. Aslında burada buna dikkat çekiliyor. Hı hı. Yani evet sandık çok önemli ve demokrasinin en önemli şeylerinden bir tanesi. Ama sandık olduğu kadar başka faktörler de var. Bir devletin yönetilmesinde, devletin devamında vesaire vesaire. De. Bu, buna dikkat çekiliyor. Burada çok böyle öküz altında buzu aramanda bir manası yok. Hı hı. Ama bu, bu üst, üsttenci Özgür ve ameliyatlardan sonra herhalde bir cesaret gelmiş kendisine yani. Ya... Ee, onu söyleyelim. Hocam değil miydi 2-3 e, hafta önce seçimden birkaç hafta önce açıklamalarda Özgür Özel dedi ya. Darbe olsa gençlere darbeyi dillendirip evet. gençlere teslim ederim diyen bu konuşmaları böyle e, bilinç altındaki süreçleri açığa çıkaran Özgür Özel değil miydi? Yani kendiyle çelişen e, bir açıklama bir de, olmuş. Bir ay oldu olmadı değil mi? Daha çok daha yeni yani burada hatta ben de demiştim yine burada sanıyorum. Hayır o düşünceden yani, kurtulamadığı için öyle. devlet beyin... Hala... Sözlerini bu şekilde yorumluyoruz. Hala vesayet ve darbe zihniyetinin sürecin devam ettiğini gözlemlersek aslında e, Sayın Fethi yani, Bey az bile açıklamış. Geçici orada açıklaması sonunda e, geçici genel başkan açıklaması e, çok manidar. Yani bir de şöyle bir şey var 1980 darbesinden belki de en çok etkilenenlerin başına milliyetçi uykucu hareket geliyor. Yani evet. Böyle bir hareketin herhalde darbe isteyeceği, en darbe sonlayacağı... En son isteyecek... E, burada Sayın Bahçeli'nin açıklamasını da tam hatırlayalım. Aslında Van'daki meseleydi temel konusu. Van'da PKK'ya övgüler düzen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi baştan ayağa skandal dedi. PKK ittifakıyla yol yürüyenler devrilecek dedi ve bu minimalde devam ettirdi sözlerini aslında. Tabii Türkiye ben Cumhuriyeti onu sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes o. aklını başına almalı. Yani burada Van'daki meseleden çıkıp buraya getirdi. Tabii getirir, yani Sayın bu Devlet demle Bahçeli. ilgili bir mesaj daha o çok. O ayrıştırıldı, medyada da öne çıkarıldı. Evet. ve Özgür Özel de gerçekten hocalarım tanımlamayı yaptılar. Yani çok çiğ bir şekilde, yani bu evet. yani hürmetine falansa. Ya bunlar şimdi Türkiye siyasetinde değil, Türkiye'de bir bir kere toplumsal ahlak dediğimiz bir şey var. Bugün bayramın içerisindeyiz, değil mi? Evet. Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. işte hocamız diyoruz. Ya belirli sınırlar vardır. Bu sınırı bir kere daha dünden bugüne Hakikaten bu işe yeni başladınız, genel başkansınız, karşınızda ciddi devlet tecrübesi olan e, biri var. Ya yani O üslupla, e, nezaket dışı bir tanımlamayla bunu yaptığınız zaman oradaki kurmaylar da size bu sert tepki verirler. Çünkü mesele burada sandık, mesele burada Van'daki, yani üstü örtülüyor ya. Mesela Hı -hı. Van'da seçimi kazanan kişinin, Hı -hı. Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişinin, yani Türkiye Cumhuriyeti devletini PKK tükürüğüyle boğar. Deme sözünün üstünü siz e bu adam kazanmış. Bir de şunu duyuyorum mesela bu da çok rahatsız edici. Yani bunların hepsi sonuçta totalde bu ülkeyi seven ideolojisi, dünya görüşü her ne olursa olsun bu ülkeyi seven herkesi rahatsız eder. Yani şunu da görüyorum işte cezasını çekmiş kardeşim adam. Ya olur mu böyle bir şey o zaman cezasını çekmiş kişiyi alıp bir işte Okula müdür yapar mısınız? Cezasını çekmiş kişi, yani normal personel alımında bile... ...adli e, sicil kaydına hmm. bakılıyor. Bu kişi bir il yöneticek siyasete. Evet. Keşke önceden bunları aday olmasına müsaade etmeseler de bu evet. işler yaşanmasaydı. Hocam eyvallah Allah. Hepimiz orada yargı evet. hep Yani bu memnun hakların iadesi evet. diyoruz ya evet. bazı durumlarda söz konusu olmasa İnanam, bak, bak, da. Yalan. Bak oradakilerin hepsi hukuki meseleler. Özür dilerim Resul abi. Ederim. Hepsi Ama hukuki Ama meşru mesela. değil hocam. Hayır hayır hukuki mesele. Bunu hukukçular tartışır, siyasetçiler tartışır. Fakat rahatsız edici tarafı şudur: Siz buradaki kazancı diğer tarafta gerçekleştirdiğiniz bir örgütün. Yani hepimizin e, canına kasteden binlerce, binlerce gencimizi, evladımızı şehit kılmış. Hala da işte daha bayramdan Devam bir gün önce değil evet. mi? Şehitimiz var yani. Ya Bu coğrafyada bu bitmeyen bir mesele, bir hikaye. Ve siz bu terör örgütünü savunuyorsunuz. Açıkça ismini veriyorsunuz. Ben bunun arkasındayım diyorsunuz. Bununla beni tehdit ediyorsun sen. Üzerine e kazanmış, üstünü örtelim. Hayır, Sayın Devlet Bahçeli'nin bahsetmiş olduğu tam olarak bu. O sandık... O sonuç bunun üstünü örtmez. Bundan Özgür Özel'in alınıyor olması çok enteresan ya. Evet. Van'daki olayın aslında e, hukuken orada mahkemelerin bir eksiği var. Yanlışı var. Çünkü bu şahıs bir ceza almış. Ve biliyorsunuz memnu hakların iadesi diye hukukta bir şey vardır. Yasaklı hakların ortadan kaldırılması. Hı. Ve seçilme yeterliliğini yitirmiş. Tekrar seçilebilmesi için mahkemeden... ...yasağın kaldırıldığına dair bir karar çıkartması gerekiyor. Müracaat etmişler, böyle bir karar almışlar Diyarbakır Mahkemesi'nden. Diyarbakır Mahkemesi daha sonra uyanmış ki... ...bunun memnu haklar niyadesi, yasağın kalkması... ...aradan 3 yıl geçtikten sonra, yani Mümkün 2025'te hı hı. gerçekleşir. Yeni bir karar almışlar, ancak o karar gelmeden önce... ...bu şahıs adayla müracaat etmiş, evrakı tam olduğu için seçim yapılmış. Evet. İl Seçim Kurulu da bunun biraz önce İbrahim Nabi Bey'in naklettiği o o ceza aldığı şeyden dolayı İl Seçim Kurulu'ya böyle bir adama mazbata verilmez diyerek evet. ancak hukuken o yasaklılığı devam ediyor kararı gelmediği için mahkeme haklı hı hı. fakat belge eksik olduğu için ukan şeydir. YSK bunu düzeltti ancak bakın iş süreç devam ediyor. Şimdi şeyin Diyarbakır Mahkemesi'nin bunun e, memnu haklarının iadesi yasağın e, kalkması doğru değil kararı şimdi o süreç bitince gelecek hı hı. ve Van Belediye Başkanı'nın görevine son verilecek. Bakın, hukuki süreç <laughs> tamamlanınca son verilecek. YSK'da sadece belgeler olmadığı için mazbatanın verilmesini söyledi. Yani, yani İl Seçim Kurulu'nun şeyi tavrı haklı ama hukuki belge eksik olduğu için YSK düzeltti. Süreç tamamlanınca 2025'ten önce bunun seçilme hakkı olmadığı için görevden alınacak. Yani bunun Ama işte bu hatayı yapan hakimin başına gelecek hiçbir şey. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Diyarbakır'da o yanlış kararı veren hakim başına hiçbir şey gelmeyecek. Hı. Mesela bence bu yanlış. Ben de bir devlet memuruyum ve devlet memurlarının bence bu kadar rahat hareket etmemesi lazım. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum samimi. onlar diye. güya düzeltmişler ama şey hocam. Evet, Gördünüz evet, yani ve yani burada, buradaydı. bence özür dilerim ki istiyorum. E, çok Hı. kısa söyleyeceğim. İkincisi insana şu anda görüntü şu oldu ve terör örgütü bunu propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Biz sokağa çıktık susurduk aldık kararı. Aldık. Ya. İşte gördünüz mü? Ör bütün gücüyle ulaştırdı tabii. yani. Bu Bete. işte işin sorumluları, başta oradaki kararı veren, yanlış kararı veren kişi bir yani hesap vermesi gerekiyor. Ben mi yanlış? Evet. Yesek evet. Abi, bir bu suç yok Yaptırım yok. Da. yok. 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 De Alihan de Bey bu noktada de. aslında biraz önce e, İbrahim abi Bey de ...başarılıların ödüllendirilmesi gerektiğini, evet. başarısızların cezalandırılması evet. gerektiğini söylemişti. Bu noktada Hazreti Ali'nin çok güzel bir tavsiyesi var. Yönetimde başarının üç esası vardır diyor. Birincisi dürüst olacaksınız. İkincisi başarılıları ödüllendireceksiniz. Hı hı. Üçüncüsü başarısızları cezalandıracaksınız. Cezalandırmazsanız işte e, Bostan'da Şirazi'nin dediği gibi... Eğer bir adamın hatasının hata olduğunu söylemez, cezalandırmazsanız onun doğru olduğu kanaatine varır, hmm. topluma da aynı şekilde gider. Devlet Bey'in sandık cümlesi ise bağlamından kopartılarak, yani hmm. önceki ve sonraki cümlelerden kopartılarak sadece Cumhuriyet sandıkta kurulmadığı cümlesini alıp, onun üzerinde yorum yapmak ve bunu Hı -hı. darbeyle yorumlamak Özgür Bey'e hakikaten meseleyi çarpıtmaktan bir şey başka bir şey değildir çünkü ya evet Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Devlet Bey'in orada bahsettiği milli mücadelenin, kuva evet. Milliye'nin emperyalizme karşı verdiği silahlı mücadeledir. Evet. Yoksa Devlet Bey bilmiyor mu Ankara'da kurulan Meclis Osmanlı Meclisi Mebusanının devamıdır. Evet. Hatta eksik milletvekilleri o dönemde Anadolu'da seçim yapılmış, evet. sandık koyulmuş evet. ve e, Ankara'ya gelmişlerdir. Milli mücadeleyi de yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sandık daima vardır. Devlet Bey bunu kastetmiyor. Karşısında silahlı bir terör örgütünün bu ülkeyi bölmek isteyen bir örgütünü eylemine karşı... ...milli mücadele örnek gösteriyor. Hı hı. Yoksa sandığı inkar edecek kadar, bilmeyecek kadar bir siyasetçi değil, deneyimli... Evet. ...ve Türk siyasetinde ağırlığı olan bir şey. Ben bir de söz bana gelmişken biraz önce Tuğba Hanım... E, Başkan Erdoğan'ın halkla iletişimindeki başarısına örnek vermişti. Ben Başkan Erdoğan'ı 1975 yılından beri tanıyorum arkadaşımız. 85 yılında da Refah Partisi il başkanı olunca o dönemden beri de birlikte siyaset yapıyoruz. Şimdi Tayyip Bey'in bir defa bugünkü başarısı milletin bu kadar onu seviyor olması onun hakikaten bir alaylı, hasbi ve harbi bir insan olmasındadır.